Beşiktaş'ta bildiğin yerden başlayalım sevgili Serdar. Zaten <laughs> transferin en yoğun takımlarından biri evet. Beşiktaş. Taraftar en çok forveti merak ediyor. Weghorst ismi çok sık telaffuz edilmeye başlandı son günlerde. Çok Sen kolay de transferde bir... iyi takip edersin, iyi bilirsin. Ne dersin? Çok kolay bir transfer değil derim onu. Değil tabii. Yani ona e, çok... ama Gomez'ler ha bu bakarları görmüş Beşiktaş taraftarında hani içine su serpecek bir transfer ki... Batman'den sonra. E senin ve benim çok sevdiğimiz. Senin o, o söylediğin isimler geldiğinde kulübün bir e, kasası vardı. Kulüpte maddi anlamda bu kadar çok sıkıntı yoktu. Limit sorunu yoktu. Hı hı. E, onları tabi esnek bir şekilde e, kontratla yaparak alabiliyordun. Ama şimdi tabii o devirler geride kaldı. Yani o dönemlerin önemli oyuncular ama o dönemlerde yapılan bazı hatalı transfer nedeniyle Bugün e, şu anki mevcut yönetim onun sıkıntısını yaşıyor açıkçası. Geçenlerde bir Douglas Tweet'i e attım. Futbolu bırakıyormuş diye duydum. Gördüm müteahhitliğe başlıyormuş evet, diye yani de eklemişsin esprili bir daha, dille. İşat işlerine giriyor yani. Hakikaten o Barcelona'ya girmiş bir adam. Barcelona'nın radarına yakalanmış bir adam. E, herhalde kötü değildir yani. E, Sivas performansı da çok iyiydi. Çok iyiydi. Beşiktaş'ta da aslında kamp da e, iyiydi. Evet. E, fakat bir sakatlık yaşadı, talihsiz bir sakatlık yaşadı onu da belirtelim. O dönem için bayağı geriye gitti. Ona çok iyi teklifler geldi ama e, yani Beşiktaş'ta aldığı parayı alabilecek teklifler gelmesine rağmen gitmedi Hı -hı. enteresan bir şekilde. Ve layış de gitmemişti. Evet, evet. Vida da gitmedi iyi teklifler almasına rağmen. E, efendim, Lens de gitmedi. Yani o dönemin kontratları çok garip onu demeye getiriyorum. Yani biz Oynamamayı göze alacak kadar garip yani Çok düşün. garip işte. Şimdi limitler var. Şimdi yasalar var. Artık zaten para da yok. Dolayısıyla herkesin gözü de e, transferlerin üzerinde maddi tarafında, maddiyat tarafında, kontrat tarafında. İşte ne dedik Douglas'a? Yani Beşiktaş savunmasının çimentosu olsun diye alındı adam. Müteahhit oldu. <laughs> Gidecek Brezilya'da buradan kazandığı paraları. Yani buradan alacağı paralar oynamadan. Ha diyor ki adam oynasaydınız. Kadro dışı bırakmak da çözüm değil. Belki küçük 3 maç oynatsan bitirini yaparsın. Dolayısıyla e, buna da bakmak gerek. Şimdiki transferleri, Beşiktaş yönetimi bir önceki yönetimlerin yaptığı hatalar nedeniyle artık e, yoğurdu üfleyerek içiyorlar. Tabii. Şimdi bu oyuncu, kors iyi bir oyuncu, bilinen bir oyuncu. Tartışılmaz. E, oraya gitme nedeni o pandemi dönemindeki testler, mesler bir şeyler söyleniyor. Orada oynarım daha rahat ederim falan gibi bir hı hı. sürü söylentiler var ama sonuç itibariyle iyi bir golcü alınabilirse iyi olur tabi ama alınması kolay bir oyuncu değil. Çünkü Premier Lig'den de varmış ilgiler. İşte efendim Almanya'dan varmış diyorlar. Dolayısıyla Beşiktaş orada çok rahat değil. Yani onu Beşiktaş'a transfer olma ihtimali şu an %40 diyebiliriz. Fenerbahçe için de geçti. E, belli ki menajere en azından Türkiye'ye transferine sıcak bakıyor. Oyuncu bakmasa bile. Ama bir şey söyleyeceğim sana. E, ben menajer olsam, elimde santrafor olsa bütün kulüpler kapısını çalarım. Çünkü bütün kulüpler santrafor arıyor tamam. oluyor. Bir de farklı farklı menajerler oluyor. İşte Türkiye hakları bir menajerde işte. Evet. Almanya hakları başka bir menajerde. menajer Menajerde oluyor. Dolayısıyla yani biri Beşiktaş'a biri Fenerbahçe'ye teklif etmiş de oluyor. Yani burada tek bir menajeri de suçlamamak lazım. E tabii or yani bir menajer almış futbolcuyu kapı kapı pazarlıyor gibi de düşünmemek lazım. Aracılar da var. Aracılar da var. Yani Fenerbahçe'ye başka bir menajer veya aracı, Beşiktaş'a başka bir menajer veya aracı. Senin bir oyuncun var. Ben sana gelirim derim ki ya ben bu oyuncuyu Fenerbahçe'ye götürürüm mü? Sen diyorsun ki ben Beşiktaş'la görüşüyorum. Ama sen de Fenerbahçe'yle görüş. Belki Beşiktaş olmaz, Fenerbahçe'ye gider. Eğer giderse sana ben payını veririm. Bunlar tabii ki futbolun normal şeyler. Buna kimse ters bir şey söyleyemiyor. Hani bir oyuncunun 3-4 tane menajeri vardır denilir Bir tane menajeri vardır. Tabii, tabii. Diğerleri o menajerin verdiği yetkilerdir. Şimdi Güney Amerika'lı değilse orada da bonservisi parçalı oluyor. E, tabii. Avrupa'daysa tek menajer de Güney Amerika'daysa. Tabii. Orada bonservisini toplamak için böyle dört kulüpte falan görüşmen gerekiyor. Yani arıyorsun. Hatta %25'i babasında oluyor uyucunun. Tabii. Falan. Amcasını <laughs> arıyorsun, halasını arıyorsun. Tabii, tabii, Aile paylaşıyor aralarda belki. Ha, Oraları da, da, da biraz daha Tabii Beşiktaş'ın işte birinci gündemi e, Santrafor. Santrafor. Çünkü güven ve durumundan dolayı. Yani Lerin bir başka gitti. isim. Lerin gitti. Evet. E, son bir kez daha teyit ettik. Yani boşaltmış evi Bir Tesisleri boşaltmış. Ya, Orısını beklenen boşaltmış. o. E, arabayı vermiş falan filan. Bu kadar şey e, şeyi var, teferruatı var yani. bayağı. Ama bir... unutma. Dünya Kupası'nda oynamak istiyorsa kulüp bulamazsa da döner. Varmış demek ki. O da kulüp var. O e, şu an onun e, istediği en yüksek parayı veren kulüp. Hmm. Ya yani 3-4 tane var. Kulüpsüz kalmaz. Ama artık bu saatten sonraki kontrata eşinin de eşiyle birlikte e, artık en yüksek veren e, parayı veren artık çoluk çocuk sahibi bir adam. Ondan sonra ailesini düşünür. Doğal olarak onun tek artık kariyer falan planlaması yok. Lerin gitti Tosun Paşa gelir mi diye akıllara gelecek o zaman. O da konuşuluyor. Tos, e, Cenk Tosun, e, Burak Yılmaz'ın da bir ara ismi geçti. Yani hmm. güven gideceği için güvenle şu an bir e, anlaşma ortamı yok gözüküyor. hı bu noktada o zaman güvenden açılmışken oraya... konu Trabzonspor önerildiği çok dillendiriliyor. E, gidebilir. Şimdi Trabzonspor... Hatta Abdullah Avcı'nın son karar vereceği. Bak Trabzonspor onun istediği parayı verebilir. Hı hı. Dorukhan verdiği için gitti. Başarılı Beşiktaş, da oldu ama. Evet, başarılı oldu, şampiyon da oldu. Ben Milli Takım'da da Dorukan'ı çok beğendim. Ama Beşiktaş'ın Dorukan'la sözleşme imzalamamışsın da çok doğru buluyorum. Çünkü onun mali kriterleri var. Çünkü bu kulübün yani geçen gün borç açıklandı. Hı, hı 4 milyar TL'nin üzerinde bir borçtan bahsediyoruz. Yani hesap makinesine sığmıyor borç. Yazamıyorsun. Dört, o derece. Dört büyüklerin çoğunda bu problem Hepsinde var. var. Hepsinde var hatta. E yani. şimdi Beşiktaş'ı konuştuğumuz için onu söylüyorum. Yani geçelim güven gidebilir diyorsun. Beşiktaş yani. artık kasasına bakar. Yani bu hepimiz için geçerli. Cüzdanında ne varsa onu alırız biz. Yalnız güven konusunda şöyle bir durum söz konusu. Aynı Dorukhan'da olduğu gibi güvende de bir patlama yaşanması bekleniyor. Kalırsa Beşiktaş'ta da olabilir. Giderse Trabzonspor'da da aynı Dorukhan gibi Beşiktaş Taraftarı gıpta ile izleyebilir güveni. Yani o potansiyel güvenin, var güvende. Ben güvenin artık bir patlama yapacağına inanmıyorum. Hani bizde böyle sövmüş volkanlar vardı. ondan daha Onlar daha erken patlar güvende. O kadar iddialıyım. <laughs> Çok şans buldu aslında. Ama işte yeter işte. artık yani. Kaç maç şans buldu. Ha, hatırla bir dönem tek santrafordu. Ben ona verdiğim şansı. Dolayısıyla. Öz kaynak düzenindeki santraforlara versen bir tane santrafor tabii çıkmıştı. Tabii. Yani güven. Evet. Hiç şu an ne kadar aldığı paranın... Beş aldığı paranın fazlasını verdi çünkü düşük para alıyordu. Hı hı. O da hiç sesini çıkarmadı. E sesini çıkarsana. Doğru. Ya de ki benim param bu kadar olur mu? Ama hatırlayalım bu sezon içinde müthiş goller de vardı. Ama ne adamlar hani, seslerini çıkarttı? Bu sezon galiba o sezon dedir tamam yine olmadı. Bak ne olursanız. adamlar seslerini çıkarttı güncelleme yaptırdı. Evet. Ama o sesini çıkarmadı çünkü niye? Herhalde onun, onun yetişme tarzı yani Avrupa kültürü var yani kontrat anlaşıyorsun ve hı hı. bu paranın karşılığını vereceksin. O da verdiğini düşünüyor bence. Keşke onu biri yönlendirse. Ya gel oturalım. Bak iyi oynuyorsun falan. Güncelleme de yapabilirlerdi çocuğa. Bak hakkını verdi. Hatta fazlasıyla. Şimdi o nedenle. Ama Beşiktaş'ta da yönetimde de haklı. Yani artık ama ben o... de sana o şansı verdim. 4 Haklısın senede. yönetimin daha doğrusu senin bakış açında doğru. Yönetim de haklı da. Şimdi bir takımında bir sezonda 3 santraforu birden değişir mi abicim? Yani bunu da konuşmak gerekmez mi? Şimdi iyi gönderdin ya zaten kiralık. O kiralıklı. senin Gitti. değil. E, sözleşmesi bitti. bitti. Kesin ayrıldı diyorsunuz. Yeni kabul e etmiyor. Güvenle gidecek. Üç golcü birden gidiyor. E olmuyor. Kabul etmiyor. Ama Bak, güvenin de haklı olduğu noktalar var. Ben genç olduğu için güvene gene katlanırım yönetim olarak. Hı hı. Ben patlama derken bu işin esprisi. Ama sonuç itibariyle goller atabiliyor. Kadro derinliği içerisinde e belki 8 artı 3 olacak, belki 7 artı 4 olacak. Hı hı. Onları onları göz önünde bulunduracaksın. Sen Avrupa'da maçın yok ama Ziraat Türkiye Kupan var. Ligde santraforunu dinlendirmen lazım. Yerli santraforun olması lazım. Tabii. E ben iddia ediyorum yine. Tabi iddia değil bu. Bu gerçek güven santraforu değil. Onun bir kere adını koyalım. Kenardan gelen santraforlar var. de santrafor değil. Dolayısıyla şu an Beşiktaş'ta za be, zaten 3 tane santrafor gitmiş olmuyor. Batu de Santrafor değil. 14 gol atmış olur mu? Bak gol atan adam her adam Santrafor mu oluyor? Valerin diyor Öyle ki Valerim, diyorlar Valerim, espri yapıyorum. İsmail de. diyor ki bana duvar lazım diyor. Sörlot adam buksa bu tarz oyuncuları istiyor. Ayağı iyi olan. Hı hı. Üçüncü bölgede kalabalık savunma içerisinde ayağı iyi olan adam istiyorum. Duvar olacak. O iyi ayağıyla sağına soluna arkasına pas çıkaracak. İşte var, var mı öyle bir adam? Öyle adamlar i̇şte, var zaten. Cenk Tosun mesela öyle bir adam. O öyle bir adam mesela. Işte, öyle de hani eski Cenk Tosun'dan bahsediyoruz. E eski Cenk Tosun olsa zaten buraya gelmez ki. Everton kontrat uzatırdı. Çok ara verdi ama ya. E Sakatlıklar işte o da geçen sene Erzurum deplasmanı. Zeminden. Ya umarız geri dönüşü güzel olur tabii. Ya Cenk Tosun sakatlık yaşamasın çok katkı sağlar. Her Erzurum. anlamda. Kadroda kolaylık sağlar. Kenar forvet oynayabilir, santrafor oynayabilir. Her yerde oynatabilirsin 3. bölgede. Santrafor için bir belirgin isim yok ama Beşiktaş'ta. işte. şu an en belirgin isim işte o Hollandalı. olur Evet. Şu an en belirgin. O da olursa ama, zor diyorsun ama ona da. Şu an e B vardır yani. Yani be, benim duyduğum şu. Ondan fazla bir santrafor. Onunla 15 arası bir santrafor listesi oldu. Hmm. Birinci sıradaki santraforun daha hiç yazılmadığı. Ama bu Hollandalı oyuncunun da e, o listenin içerisinde yer alan isimlerden biri olduğunu belirtelim. Adam Buksa kısa e, o isimlerden biriydi. E, Lens'e o yarışa girmez Beşiktaş. Lens kulübüyle. 6 milyon veren kulüple nasıl yarışacak? Tabii canım. Mümkün değil tabii. Peki e, Ama Santrafor'dan şu da başladık. Defansa da geçeceğiz burada. Eğer şu da aklıma geliyor. biz bekliyoruz. Aha. Bakalım ne olacak? Ama Santrafor'da para yok, o yok, bu yok, kiraladın, şu oldu, bu oldu gibi bir durumdan dolayı idare edebileceğim bir isim alırsanız ben derim ki o zaman Getson Fernandes'e al, vereceğin 6 milyon euroya git Santrafor'a verseydin. Ama iyi transfer Getson -Penandes. Şimdi beklerim ben onu. Öyle değil mi? Bak Sergen Hoca Ersin'i niye oynattı biliyor musun? Ben kaleden size tasarruf yaptırıyorum, bana gidin Santrafor alın dedi. Dediler ki ya ne yapıyorsun? Doğru, man, kale... Dersin. Olur mu Ersin falan dediler hatta. Oldu ama. Oldu. Bak hem sana erisini kazandırıyor Serkan Hoca ama halen bir şaşırt santraforu yok. O büyük sorun ama tabii. beklemek lazım tabii. Transfer döneminde i̇şte onu dışındayız. beklemek Beş lazım. sezonu Avrupa'da olmadığı için biraz daha diğer rakiplerine göre geç açacak. Ben demiyorum ki git böyle 6 milyon euro ver santraforu al. Hı hı. 6 milyon euro santraforu belki bedava olacaksın. Bon servisi elinde falan belki öyle bulacaksın bilemeyiz. Ama tribünleri, camiayı tatmin etmeyecek nitelikte bir santrofor e, akşam pazarından alınan santroforlar gibi bir golcü gelirse o zaman insanlar şunu söyleyebilir. Niye gelsin altı verdi? Keşke ona verseydin de orta sahaya başka adam alırdın.